Hızlandırılmış LGS dershanesi şimdi %80 indirimde. LGS dershanesinde genel tekrar videolarıyla konu eksiklerini kapatabilir, sınava kadar 10.000'in üzerinde soru çözümü yapabilir ve gerçeğini aratmayan LGS provalarıyla sınava hazır bir şekilde girebilirsin. Hızlandırılmış LGS dershanesindeki son fırsatı kaçırma. Detaylar tonguçakademi.com'da. Herkese merhabalar. Prizmalar konuğumuzla beraberiz. Bir kere şunu bilmemiz gerekiyor. Bir kere dik prizma dediğimiz şeyler aslında 3 boyutlu cisimlerdir. 3 boyutlu cisimler mesela şöyle bir hatta ben açılımını da yaptım sana ama biraz sonra göstereceğim. Mesela şu aslında 3 boyutlu bir cisimdir. Bak böyle baktığımız zaman 3 boyutlu olur. Bunu açacağız ve açılımının ne olduğuna bakacağız seninle beraber ve incelemeye başlayacağız. Hani bunun kapalı bir pozisyonu var bir 3 boyutlu bir cisim şeklinde. Sonra ne yapıyoruz bunu açtığımız zaman çat diye böyle bir şekil çıkıyor. İşte bunlara bakacağız seninle. Ama öncesinde dik prizmaların köşesi, ayrıtı, yan yüzü, tabanları, yüksekliği ne demek onlara bakalım. Şimdi Tonguç bu nasıl bir dik prizma sence? Nasıl dik prizma? Üstünde üçgen var. Harika, süper. Bak burası ve burası aslında çok önemli yerleri. Bunlara biz tabanlar diyoruz. Burasına alt taban diyoruz. Burasına da üst taban diyoruz. Dolayısıyla bunun tabanları hangi şekilde Tonguç evladım sence? Düz taban. Hayır evladım, üçgen değil mi? Alt taban. Harika. Üçgen olduğu için bu aslında hemen buraya yazmak istiyorum. Üçgen dik prizmadır diyebiliriz. Peki bu üçgen dik prizmada köşeler nelerdir? Zaten belli oluyor köşeler. Nedir Allah aşkına, bak. A, B, C, D, E, F. Köşelere A, B, C, D, E, F diyebiliriz. A, B, C, D, E, F. Aslında kaç tane köşesi var, hemen bunu söyler misin bakalım? 6. 6 tane köşesi var. Peki ayrıt ne demek biliyor musun? Ayrıt demekse bunların aslında kenarları demek. Normalde bir şu bir dikdörtgen değil mi Allah'ını seversen Tomucuğum? Evet. İşte bu dikdörtgenin normalde kenarları vardır ya, ama artık 3 boyutlu cisim olunca biz bunlara ayrıt diyoruz. Yani kenar demiyoruz. Peki mesela buradaki kenarlar, yani ayrıtlar nedir? AB bir ayrıttır Tonguç evladım benim. Aynı zamanda BE bir ayrıttır Tonguç evladım benim. Aynı zamanda DE bir ayrıttır Tonguç evladım benim. Aynı zamanda AD bir ayrıttır Tonguç evladım benim. Aynı zamanda Tonguç'um AC bir ayrıttır. Bak hepsini teker teker yazmak istiyorum. Aynı zamanda CB bir ayrıttır Tonguç evladım benim. Aynı zamanda FE bir ayrıttır. Bak hepsini teker teker yazıyorum. Aynı zamanda FD bir ayrıttır. DF bir ayrıttır. Peki başka ne ayrıttır? Bir de arkada böyle bir çizgi var ya, onu atladık. Yani şu çizgi. F'den C'ye giden çizgi. F'den C'ye giden çizgi bir ayrıtı diyebiliriz. Kaç tane ayrıtı varmış? 3, 6, 9 tane de ayrıtı var diyebiliriz. Bu üçgen dik prizma için özelinde bir şey. Sadece sana şunu göstermek istiyorum. Ayrıt ne demek? Köşe ne demek? Yani kenar ve köşeleri göstermiş olduk. Peki yan yüzleri nelerdir Tonguç'um? Yan yüz deyince aklına geliyor. Yan yüz. Yan tarafı yani. Harika. Şimdi bak, burası üst taban. Burası alt taban. Hatta bunların tabanlarını da yazmak istiyorum. A, B, C bir tabandır Tonguç evladım benim. Bunu hatta alt taban da diyebilirsin. Bravo diyorum sana gerçekten de. Burası da DEF bir tabandır. Bu da DEF bir üçgendir aslında. Bu da üst taban olarak adlandırılabilir. Peki bunun yan yüzlerine bakmaya çalıştığım zaman hatta farklı bir renkle göstermek istiyorum sana. Renk cümbüşü. Yan yüz dediğim şeye bak. Bunun sağ tarafında böyle bir yüz var. Bak bunun sağ tarafında böyle bir yüz var. Bu tarafa dışarıya doğru bakan bir yüz. İşte bu yüz aslında bir dikdörtgen şeklinde bir yüz. Ve bu yüzü ben FEBC yüzü olarak adlandırabilirim. FEBC yüzü olarak adlandırabilirim. İşte bu mesela yan yüzlerinden bir tanesi. Peki başka yan yüzü var mı dersek? Evet var. Onu da farklı bir renkle göstermek istiyorum. Şimdi bu sefer sol tarafa doğru bakan bir yüzü var. O da şurasıdır Tonguç evladım benim. Peki bu yüzü yazmak istesem ne yaparım? ACFD. ACFD yüzü de başka bir yan yüzdür. Bir de Tonguç'un bize doğru bakan bir yan yüzü var. Çünkü üst ve altın dışındaki her şey yan yüz olarak. Bize doğru bakan bu koskocaman dikdörtgen dediğim şey var ya. ABD, ABED, ABED de bir yan yüz olarak adlandırılır. Peki yükseklik nedir Allah'ın size? Bak bunları çok iyi bilmemiz gerekiyor. O yüzden üzerine duruyorum. Normalde hani angarya gibi geliyor ama gerçekten sınavda sorabilirler bunları. Yüksekliğe baktığımız zaman nedir Allah'ın seversen yükseklik? Mesela şurası bir yükseklikdir, şurası bir yükseklik. Yani altla üst arasındaki mesafe AD olabilir, BE olabilir veya arka tarafta gözükmeyen saklanmış CF'de olabilir diyoruz. Peki geldik dik prizmaların açılımına. İşte burası hayati bir öneme sahip Tonguç.
Songuç. Bir kere burada yapmamız gereken stratejiyi belirlemeden önce sana şu şekli göstermek istiyorum. Şu şekil aslında bir küpün açılmış hali. Yani bir dik prizmanın açılmış hali. Küp de bir dik prizma olarak adlanabilir. Mesela bu küp şeklinde değil mi Tonguç'um? Evet hocam. Bu küp şeklinde şimdi ben bunu yüzeylerini birbirinden ayırırsam ki zaten tam ayrılma üzere duruyor böyle. Ayırırsam hop böyle çıkar. Bak dikkat et. Şimdi ben bunu böyle oturttuğum zaman Tonguç'um. Böyle oturttuğum zaman. Mesela şunun bunun burasına ben alt diyorum. A yazıyorum. Alt yazıyorum hatta. Ondan sonra burası o zaman alta oturtturursam ne olur? Burası üst olur değil mi Tonguç evladım benim? Ondan sonra bak alt üstü yazdım. Ondan sonra şurasına sağ diyelim Tonguç. Şu parçaya sağ diyelim. Hatta şöyle senin için yazıyorum. Sağ diyorum. Ondan sonra şu parçada diğer tarafı da sol olur Tonguç evladım benim. Ondan sonra bize doğru bakan kısmı da yani şöyle alt üst sağ sol tamam bunları oturttuk. Bak burası sol, ondan sonra burası sağ, ondan sonra bu üst, hatta bunun altı da alt. Tamam eyvallah. Bir de bize doğru bakan kısmı yani şurasına ön diyorum Tonguç, ön diyorum. Bir de bunun tam bu tarafına ise arka diyorum Tonguç evladım benim. Arka diyorum. Sonra bak seninle beraber açmaya başlayalım. Hop. Açtığım zaman ne oldu anı seversen? Bak dikkat et. Alt, üst. Bak aralarında bir şey var. Sol, sağ aralarında bir şey var. Arka, ön. Bu şekilde açıldı. Yani çok böyle farklı bir şekilde açıldı diye biz. Keyifli bir ders hocam. Seninle beraber bunu açmaya başlayacağız. Diyeceğim ki Tonguç'um. Bizim önümüzde gördüğümüz şu değil mi Allah'ını seversen? Bak şu alan değil mi evladım? Evet hocam. Süper. Bu alanı alıyorum önüme bir çiziyorum ilk başta. Hop 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 hop. Peki bunun kenarları ne? Şu parçası A. Şu parçası A. Değil mi evladım? Evet hocam. Peki şurası C ise. Şurası da C değil midir Allah'ını seversen Tonguç evladım benim? Evet. O zaman çünkü burası dikdörtgen. Dikdörtgen olduğu için bu kenarla bu kenar birbirine eşit. O zaman burası da C olduğuna göre şu parçası da C'dir diyebiliriz. Peki bunun yanında böyle pembiş bir alan var. Görebiliyor musun? Bu pembiş alanında. Pembe gönlüm sende. Aynen. Bu ön tarafı kendime bakacak şekilde bana doğru tutarsam. Sonra bunu böyle yandan açarsam. Yani şu ön tarafı kendime bakacak şekilde tutarsam sonra bu yan tarafı böyle bana doğru açarsam. Bak ne oldu? Sağ yanına geldi değil mi bunun? Dolayısıyla çat şu alanı şöyle açıyorum Tonguç'um. Hop hop hop. Bak dikkat et. Burası C'ydi. Burası da C olacak. Burası B olduğu için burası da B olacak Tonguç'um. Aslında bak. Pembiş alanı bu şekilde açmış oldum. Peki bunun diğer tarafında görünmez tarafta aslında bir de sol tarafta böyle bir pembiş alan yok mudur? Evet vardır. Bu pembiş alanında sol tarafına bunu açıyorum. Aynı büyüklükte. Çat 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 çat. Peki sonrasında bunun üstünde bir tane alan var. Hatta o alana da ne diyelim Tonguç Evren Bey? Mor alan diyelim. Bu mor alanı da şöyle açmak istiyorum. Yukarıya doğru açıyorum. Çünkü bu üst alan aslında. Üst alanında mor şeklinde buradan açtım. Peki bunun altında da şöyle bir mor alan vardır. Alt tabanı aslında. Tabanı da bunun altına böyle açmış oldum Tonguç Evren Bey. Bunu da mor arttım. Aynı zamanda Tonguç Evren Bey bir de şu arkada böyle saklanmış üçkağıtçı bir alan var. Hatta onu da şöyle göstereyim. Bu yeşilse ön taraf. Arka taraf da bununla aynı olacak. Ve bunu da istersen bu tarafına istersen bu tarafına açabilirim. Hatta bu tarafını açalım. Hop. Şununla aynı olacak bir alan. Yeşili çizmiş oldum. Bak bunun açılmış hali budur Tonguç'um. Açılmış kibrit halindeki gibi. Bütün kenarlar çok önemli. Burası A ise burası da A. Burası C ise burası da C. Burası C ise burası da C. Sonra burası B ise burası da B. Ondan sonra bu tarafı da B'dir aslında. O zaman bu taraf da B diyoruz. Bu B ise bu zaten B. Bu zaten bu da B. Peki Tonguç buralar nedir? Şurayı da hemen göstermek istiyorum. Şurası A ya. Şurası da A olmak zorunda. Şurası C, şurası C, şurası C, şurası C. Hepsi C olacak. Burada şunu unutma. Burası A ise burası da A. Dikdörtgen mantığı gidiyor. Birbirleriyle örtüşen kısımlar var. Örtüşen kısımlar şu demek. Şu parçayla ben bunu bunun üstüne kapattığım zaman şu parça birbirleriyle ne yapar? Yapışırlar. Yapışır. İşte bu yapışan kısımlara biz aynı olmak zorunda diyoruz. O zaman bu B ise bu da B. Mesela şu parçayla şu parça birbirinin üzerine yapışır. Bu B ise o zaman bu da B. Aynı şekilde bu parçayla bu parça birbirine yapışır. O zaman burası da B. Aynı şekilde bu parçayla bu parça birbirine yapışır. Burası da B'dir diyebiliriz. İşte bütün kenarlarında, bütün ayrıtlarında bulmuş olduk. Peki kaç tane yüz var Tonguç? Hemen seninle beraber yapalım. 8. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yüz de var. Ayrıt sayısı nedir Tonguç Evlenme? Hemen bakalım seninle beraber. Bunun ayrıtlarına baktığımız zaman bak dikkat et.
1, 2, 3, 4 alt tarafta, 1, 2, 3, 4 üst tarafta, 1, 2, 3, 4 de birleştiren bunları toplam 12 tane ayrıtı vardır. Bunu unutmayın Tonguç'um ve geldik bir tane model sorumuza. Kaç model hocam bu soru? 2019 model yepyeni gıcır bir 0 kilometre. Verilen dikdörtgen dik prizmanın yüzey alanları toplamı bulunuyor. Tonguç'um bir kere bunun yüzey alanları toplamı bulmak için bunu bir açmamız gerekiyor. Burası 4 ise burası 4 demiştik. Hadi bizim gördüğümüz parçayı bir önümüze çizelim. Gördüğümüz parçayı çizdikten sonra bunun sağ tarafındaki burayı hemen bunun yanına açıyorum. Bunun sol tarafında da aslında görünmez bir parça var. Hemen bunun sol tarafını açıyorum. Sonra bunun üst tarafında bir parça var. Bak bu üst tarafını hemen böyle açtım Tonguç'um. Bunun bir de alt tarafında görünmez bir yer var. Bunun alt tarafındakini buraya açtım. Bir de bunun arka tarafında şöyle büyük bir alan var gördüğün gibi. Bunu da bunun yanına direkt açıyorum. Şimdi Tonguç, buradaki kenarların uzunlukları çok önemli. Burası 5'ti ya, burası da 5 olmak zorunda. Burası 4'ti ya, burası 4. O zaman burası 4 olmak zorunda. Burası 4, burası 4, burası da 4, burası da 4. Hepsi zaten belirlendi. Burası da 5, burası da 5, burası da 5. Tamam eyvallah, buraya kadar tamam. Peki burası 2 ya Tonguç'um. Burası da 2 olmak zorunda. Tam bu yan taraftı çünkü. Burası da 2 olmak zorunda. Bununla bu örtüşüyordu, bu da 2. Bununla bu örtüşüyor, bu da 2. Burası 2 ise burası da 2'dir. Bununla da bu örtüşüyor 2. Bununla bu örtüşüyor. Bak burası 2 ise burası da 2'dir. Burası da 2'dir o zaman. İşte bu kadar, bitti. Peki şurası kaçtı dersen? Burası arkasıydı. Burası arkası olduğunda burası 5'te, burası 5'te, burası 5'tir. O zaman burası da 5'tir diyoruz. Ve artık alanlarımızı hesaplayabiliyoruz. Birazcık uzattım ama senin daha görmeye alışman için uzattım. Normalde 2 dakikalık hesabım var. Görmeye alıştığımız görüntüler. Bunun bir formülü var. Biraz sonra göstereyim sana. 2 dakikada yapılıyor ama. Mesela 5 kere 4 bunun alanı 20. Bunun 4 kere 2 8 bunun alanı. 5 kere 4 20 bunun alanı. Burası 5 kere 2 10 bunun alanı. Ve 4 kere 2 8 bunun alanı. 5 kere 2 de 10 bunun alanı. O zaman toplam sonuç 20 20 40 eder. 10 10 20 eder. 8 8 16 eder. 60 76 santimetre karedir diyoruz. Peki ben bunu nasıl yapabilirim? Çok basit bir yöntemi var aslında. Farklı ayrıtlarını biliyorsan yapman gereken şey şu. Bütün farklı ayrıtlarını çarp. 5 kere 2 4 kere 2 5 kere 4. Sonra bunları toplayıp 2 ile çarptığın zaman alanını zaten 2 saniyede bulabiliyorsun. Bu pratik yöntemi. Ama ben birazcık daha senin görme yetini geliştirir diye bu şekilde uzun uzun açı açı anlattım. Açınımını göstererek anlattım. Çok basit yöntemi ne demiştik? 5, 2, 5, 4, 4, 2 çarp bunları. Sonra 2 ile çarp. Aynı şekilde 76 santimetre kare çıkacaktır diyoruz. Ve geçiyoruz Tonguç diğer sorumuza. İşte yeni nesil soruda işte açının bilmek gerekecek. Neden diyeceksin? Bir karınca şekilde gösteren yoldan dikdörtgen prizmanın yan yüzeylerinin üzerinden yürüyerek A noktasından B noktasına ulaşmaktır. Ha. Şimdi enteresan. Bir kere dikdörtgen prizmayı şöyle bir gerçekten 3 boyutlu hale getirelim. Tamam. Adam bak üstünden gitmiş. Ha. Buna göre karınca yüzeyi mesafe en az kaç santimetre olabilir demiş. Bir kere karınca isterse böyle gider, böyle gider, böyle gider. Böyle garip garip yollar gidiyor ama böyle en kısa mesafeden gitmek istiyor Adam Bey'e. Ama böyle dolaşacak. Şimdi ben bunu açtığım zaman bak bu gördüğüm ön kısmı var ya Tonguç Evren Bey. Evet hocam. Bu gördüğüm ön kısmı bir önümü açayım bakayım. Şöyle açtım. Ha, bu ön kısmı açtım. Peki bu ön kısmı açtıktan sonra bir de bu sağ kısım var ya Tonguç Evren Bey. Çünkü karınca bir önden geçecek. Bir sağdan geçecek. Bir de arkadan geçecek. O zaman ön arka sağ açmam gerekiyor. Bir sağ kısmı açarsam Tonguç'um şurayı şöyle açarım. Şöyle açtım. Bu sağ kısmı. Bir de Tonguç'um arka kısmı var bunun. Arka kısmı da böyle yeşille boyayayım. Arka kısmı da bunun yanına açıyorum böyle. He bak bu ön sağ ve arkayı yan yana açtım. Adamın yapacağı yol nereden nereye? Buradan başlıyor A karıncası. Tam sağın en üstündeki yani buraya kadar gidiyor. Adamın gideceği yol aslında baktığın zaman çok basit. Şöyle en kısa yoldan gidecek ya böyle direkt gider. Eğer böyle giderse uzun olur. Böyle giderse uzun olur. Ama böyle direkt giderse çok yakın olur karınca için. Peki ben bu direkt gittiği yolun ne olduğunu bulabilmek için şöyle diyeceğim. Ya kardeşim burası 5 ise bir kere burası 5 santimetredir. Hop. Burası 2 ise burası da 2 santimetredir. Hop. Burası hani arkası ya burası. Burası önle arkası aynı olmak zorunda. O zaman burası da 5'tir. Şurası da 5 çünkü. Tamam. Şu yükseklik 5 olduğuna göre şurası da 5 olmak zorunda Tonguç Evren Bey. Çünkü bu yükseklik 5 olmak zorunda. Bak şurası da 5. Veya burası 5 fark etmez. Burası 5, burası 5, burası 5, burası 5. Şimdi adamın istediği mesafe aslında buradan buraya. O zaman ben buradan burayı bulabilmek için ne yaparım? Şurada aslında bir dik üçgen var. Görüyor musun? Evet, dik hocam. Üçgende Pisagor bağıntısını hatırlıyor musun Tonguç Evren Bey? Hatırlıyorum hocam. O zaman bu mesafeye ben x dersem x'in karesi eşittir.
şunun karesi artı bunun karesidir. Bunun karesi 5'in karesi artı bu nedir hepsi? 5 2 daha 12. 12'nin karesidir. O zaman x kare eşittir 25 artı 144 eder. O zaman 169 eşittir x kare eder. X dediğimiz mesafenin o zaman 13 santimetre olduğunu bulabilirim. Bravo diyorum sana, gerçekten çok zeki bir öğrencisin. Yeni nesil soruyu da yapmış oldum. Geldik bir de küp ve açılımına. Küp dediğim şey aslında tam bu işte. Tam bu zımbırtının açılımı aslında açtığımız zaman farklı farklı şekillerde olabilir. Farklı farklı şekillerde olabilir ama benim en fazla sevdiğim şekil şu mesela. Bu öne açtım. Tamam eyvallah, öne açtım. Sonra bunun yanındaki sağa açtım. Aynı küp ya, hepsi kare olacak. Ondan sonra bunun yanında sonuna açtım. Sola açtım. Sonra üstünü açtım bunun yanına. Üstüne. Bunun altına açtım bunun altına. Bir de bunun arkasını da bunun yanına açtım böyle. Toplamda 6 tane şekil var. Aynı zardaki gibi mesela 1, 2, ondan sonra zarda da böyle var ya Tonguç'um. 3, ondan sonra işte 1, 2, 3, 4, sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 5 falan filan böyle hani şeyler vardı ya zarda falan filan. İşte bu şekilde yapabiliriz küp ve açılımı. Peki ama başka türlü de açabilirim ben. İstersem şöyle de açabilirim. Mesela şöyle şöyle bir şekilde açılabilir. Hani bunların hepsi aslında aynı açılım şeklidir. Hatta bir de böyle de açılabilir Tonguç'um. Bu nasıl bir şekil? Hemen seninle beraber çizelim. Şöyle 4 tane dikdörtgen yan yana var. 1, 2, 3, 4. Harika. Buraya bu sefer açmış. Bu da bunu açmış. Buraya açmış. Yani fark etmez. Bunlar yer değiştirebilir. Ama şunu unutma Tonguç. Bunlar üst üste de gelebilir. Ama bunlar yer değiştirebilir. 4 tane çizgi burada gördüğün gibi hep aynı kalmak zorunda diyoruz. Peki 100 sayısı kaçtır bunun Allah aşkına? Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zaten zarda da 600 vardır. Onu unutmayalım. Ayrıt sayısına baktığımız zaman Tonguç'um, ayrıtta da aynı şekilde bak, bunun görünmez ayrıtlarını çizersek 1, 2, 3, 4 alt tarafı, 1, 2, 3, 4 üst tarafı, 1, 2, 3, 4 de yukarıdan aşağıyı birleştirenler toplamda 12 tane. Şunu unutmayalım, tüm ayrıt uzunlukları eşit olan dikdörtgen dik prizmaya ne diyoruz biz evladım? Küp diyoruz. Küp. Bravo diyorum sana. Evet, küpte tüm ayrıt uzunlukları eşit. Mesela bu 4 ise bu da 4'tür, 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 bu da 4'tür. Yani toplam 12 tane ayrıtın hepsi 4'tür diyebiliriz. Bravo diyorum. Yeni nesil bir soru yapalım seninle. Of. İşte gerçekten Kazıkul Aziz bir soruya benziyor. Küp şeklinde bir zarın açılımı ve dış yüzeylerindeki şekiller verilmiş. Tamam eyvallah, buna göre anladık. Buna göre hangisi bu zarın kapalı hali olamaz demiş. Bir kere Tonguç, ben şuradan şunu görüyorum. Bir kere 4 noktayla yuvarlak yan yana durmak zorunda. Ondan sonra bilmem kareyle 4 nokta yan yana durmak zorunda. Bak kareyle 4 nokta yan yana durabilir değil mi? Bak süper. Bak kareyle 4 nokta, kareyle 4 süper. Tonguç, kapattığımız zaman dikkat ettiysen şöyle düşünelim. Mesela yuvarlağı önümüze kapattık. O zaman burası ön olursa. Yuvarlağın yanında üçgen olması gerekiyor. Bu üçgen buradan dolanıp bunun yanına gelebilir mi Tonguç evladım? Gelebilir. O zaman bu olabilir. Bak bu çok güzel. Peki açık yuvarlakta bunların üstüne kapanabilir mi böyle? Bak yuvarlak, üçgen yan yana. Tamam eyvallah. Açık yuvarlakta, boş yuvarlakta bunların üstüne kapaklanabilir. Çünkü bu üst taraf, bu ön tarafsa işte bu arka taraf, bu sağ, bu sol gibi düşün. Bu da üst tarafa kapak olabilir. Bu olabilir. Bravo diyorum sana. Peki şöyle bakalım bir de. Mesela üçgenle normal üçgen yan yana gelebilir mi? Bak bu eğer bunun üstüne kapaklanırsa evet gerçekten yan yana gelebilirler. Bu bunun üstüne kapaklanırsa yan yana gelirlerse kare dediğimiz şey de üçgenin yanında olmak zorunda. Üçgenin yanında. Evet gerçekten şöyle bak. Bak aynı bu çizgi devam ediyor. O zaman bu da olabilir. Bravo diyorum sana. Şuna bakalım. Yuvarlakla normal boş yuvarlak. Dolu yuvarlakla boş yuvarlak. Yan yana gelebilir mi? Evet. Bu ön olur. Bu da üst olur. Bunlar üst üste örtüşebilir. Çok güzel. Bu iyi bir şey. Bunlar üstü örtüştü. Peki bu bunların yanına gelebilir mi? Evet gelebilir. Çünkü bunlar üstü örtüştükten sonra dikkat ettiysen bu zımbırtı, bu üst olursa bu alt olmak zorunda. Nasıl bunlar yan yana gelebilir ki? Düşünsene bak. Üçgenle, siyah üçgenle yuvarlak, bu önse bu arka, bu sağsa bu sol, bu üstte bu alt olmak zorunda. Yani bunlardan bir tanesini görebilirsin en fazla. O yüzden şöyle düşün. Ön arka ise bu, bunlardan bir tanesini görebilirsin. Bunların yan yana olanları görebilirsin. Mesela kareyle şey bu yan yana gözükebiliyor. Tamam eyvallah. Bu da alt tarafta olduğu için bu da gözükebilir. Tamam eyvallah. Ya demek ki alt tane üzerinden 3 tanesini görebildiğimiz için bunların böyle bu şekilde şey olmaması gerekiyor. Örtüşmemesi gerekiyor. Mesela bak yuvarlak, siyah dolu yuvarlakla
beyaz yuvarlak. Tamam bu öndü, bu üsttü. Tamam eyvallah. Ön üst desek buna. Burası ne olacak? Alt olması gerekiyor. Bunun alt olması gerekiyorsa niye o zaman bununla bu aynı yerde gözükebilir? Gözükemez. İmkansız. Çünkü mümkün değil. Aynen. Bunlar yan yana durmuş. Halbuki bu burada, bu burada. Bu yuvarlağın da altta olması gerekiyor. Gözükmemesi gerekiyor. Halbuki bunda bir nanelik var diyoruz ve geçiyoruz diğer sorumuza. Üçgen dik prizmanın açılımına bakalım seninle beraber Tonguç Evren. Bakalım hocam. Üçgen dik prizmanın açılımında bir kere yüz sayısını biliyoruz. Hemen göstermek istiyorum. Bir kere alt taban burası, alt taban burası, üst taban burası. Bir kere alt taban ve üst taban belli. Bir kere ön taraf bize bakan kısım şu kahverengi. Onu hemen şöyle çizmek istiyorum. Bir dikdörtgen değil mi Allah'ını seversen bu Tonguç Evren? Evet hocam. Peki bunun yanında şöyle bir mor taraf var bak. Mor sağ tarafa doğru bakan. O zaman moru da böyle çizelim. Ondan sonra bir de Tonguç Evren benim şöyle bir pembiş taraf var. Sol tarafa doğru bakan. Pembişi de hemen böyle yapıştırırım. Sonra diyorum ki üst ve alt tarafta bir üçgen olduğu için bunları turuncu şeklinde bak böyle üçgen. Böyle üçgen şeklinde çizim. Toplamda kaç yüzey var Tonguç Evren benim? 5. Süper zekisin. Peki kaç tane ayrıtı var? Hemen hesaplayayım sana. 1, 2, 3 altta. 1, 2, 3 üstte. 1, 2, 3 de bunları birleştiren toplamda 9 tane ayrıtı var diyebiliriz. Tonguç bravo diyorum sana. Peki geldik bir tane soruya. Şekilde verilen üçgen dik prizmanın ayrıt uzunluklarını ve alt taban alanını bulunuz demiş. He, alt taban alanını bulunuz demiş. Enteresan. Bunun alt tabanı ne ki Tonguç evladım benim sence? Hangi şekle benziyor bunun alt tabanı? Üçgen. Süper zekisin. O zaman üçgen alanını demek istemiş. Bravo diyorum sana. Peki ayrıt uzunluklarını bulun demişse bak burası 8 ise Tonguç'um şurası da 8 olmak zorunda. Ha, bunu yapıştık. Burası 4 ise burası da 4 olmak zorunda. Burası da 4 olmak zorunda. Yükseklik hep 4. Burası 10 ise şurası da 10 olmak zorunda. Bu da 10. Bir tek burası kaldı. Bu zımbırtıyı bulabilmek için de ben diyorum ki ya kardeşim şu bir üçgen değil mi? Hatta nasıl bir üçgen? Hatta şöyle bir çizelim seninle beraber. Burası bir dik üçgen değil mi? Burası 8, burası 10, burası 10, hipotenüs 10, burası 8. O zaman bunu bulabilmek için ne yaparım? Bir Pisagor yapabilirim. Bunun karesi, onun karesi eşittir. X'in karesi artı 8'in karesi derim. Onun karesi 100'dür. 100 eşittir x kare artı 64 derim. X kare eşittir 36 çıkar. X eşittir 6 çıkar Tonguç. X eşittir 6 çıkarsa o zaman bu demek ki burası 6. Burası da 6 o zaman işte bu kadar. Taban alanını bulabilir miyiz o zaman Tonguç Evren Bey? Bulabiliriz. Bu üçgenin alanını bulabiliriz. Bu üçgenin alanını bulabilmek için bu dik üçgen değil mi Allah'ını seversen? Hatta şöyle çizeyim bu sefer. Bak 6, burası 6, burası 8, burası da 10 ya. Bunun alanı nasıl hesaplanır? Taban çarpı yükseklik. Bölü 2 ile bulunur. Taban çarpı yükseklik bölü 2. 48 bölü 2'den 24 santimetre kare çıkar. Ve ayrıtlarının uzunluklarını da teker teker bulmuş ve üzerine yazmış olduk. Düzgün beşgen ve düzgün altıgen prizmalar nasıl oluyor biliyor musun evladım? Hocam düzgün oluyorlar ve çok kaliteli insanlar. Böyle asla yalan söylemeler. Süper. Turistler. Tabanı düzgün beşgen veya tabanı düzgün altıgen olanlar. Yani bütün kenarlar birbirine eşit. Mesela burası 3 santim. Bu da 3. Bu da 3. Bu da 3. Hepsi 3. Olacak şekilde tabanları, tabandaki bütün kenarları eşit. Ve düzgün altıgende de bütün kenarları birbirine eşit bir altıgenin aslında prizması bu aslında diyoruz. Ve şunu unutmayalım Tonguç Evren Bey'im. Düzgün beşgen ve düzgün altıgen prizmalarda açıldığı zaman çok güzel şekiller çıkıyor. Mesela şu şekil bizim önümüz ya. Bak önümüzü de çizdim. Bunun gibi bir. Ondan sonra böyle arkada görünmez. Ondan sonra bir tane daha görünmez. Sonra bir tane bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane alan var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane alan var. Bir de üstünde ve altında altıgenler var Tonguç'um. Üstünde ve altında altıgenler var bunun. Aynı şey burada da geçerli. Burada aynı şekilde bu önü açtım diyelim mesela burayı açtım. Bunun yanında 1, 2, 3, 4, 5 tane aynı alanda olmak zorunda. 3, 4, 5 tane aynı alanda olacak. Ve aynı zamanda beşgenler de düzgün beşgenler de bunun üstünde olmak zorunda veya altında da olmak zorunda. Bunların açılımları da bu şekilde. Bak burada beşgenler var. Burada dikdörtgenler var. Kaç tane yüzeyi var Tonguç hem düzgün beşgen prizmanın Tonguç hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane yüzeyi var. Burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6 zaten kesin. Bir de 2 tane üstten 8 tane de bunun yüzeyi var diyoruz. Ve dersimizi mükemmel bir şekilde o zaman ödül sorumuzu yap. Yorumlara yolla. Hadi bakalım başarılı devam edelim. Sağ olun hocam.